Ediz Nehri göz göre göre katlediliyor. Görmüş olduğunuz gibi Ediz Nehri kapkara olmuş vaziyette. Ediz Nehri zehir saçıyor. Çiftçi tarlasını bu kapkara suyla sulamak zorunda kalıyor. Ahmet Ziraat Odası Başkanımızla birlikte, ilçe başkanımızla birlikte, yöneticilerimizle birlikte Ahmetli'deyiz. Gördüğünüz gibi Gediz'in hali ortada. Gediz Nehri can çekişiyor. Kapkara su Alaşehir Çayı'ndan, Salili'den, Sarıgöl'den, Alaşehir'den işletmelerin, kamu kuruluşlarının arıtma tesislerinin olmaması nedeniyle Gediz'e akıyor. Gediz'in hali ortada. Gediz Nehri can çekişiyor. Göz göre göre katlediliyor. Çiftçilerimiz bu kapkara suyla maalesef ürünlerini sulamak zorunda kalıyor. Bu kapkara suyla yetiştirilen ürünler domatesi, biberi, patlıcanı, üzümü, bağlarımız tehlike altında. Gediz Nehri zehir saçıyor. Önce çevre köyler, çevre beldeler balık tutmaya geliyordu bu göle, bu nehre. Şu anda halini görüyorsunuz. Bunu da buradan yetkililere sesleniyoruz. Tarım Bakanlığı'na, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ve Devlet Su İşleri yetkililerine sesleniyoruz. Gediz'in eylem planı vardı. 2018 yılında yürürlüğe getirilen. Gediz'in eylem planı ne halde şu an? Yetkililere sesleniyoruz. Gediz'i bu halden kurtarın. Bu güzelim Gediz Ovası'na ismini veren Gediz Nehri, bu ovaya hayat veren bu Gediz Nehri'nin bu kirli sularla yok edilmesini görüyorsunuz. Bu ovada geçimini tarımla sağlayan, hayvancılıkla sağlayan bütün insanlığın ortak sorunudur. Bu sorunun bir an evvel yetkililerce çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Gediz Nehri göz göre göre katlediliyor. Görmüş olduğunuz güzelim bağlar Gediz'in o kapkara sularıyla sulanıyor. Gediz'in hali ortada. Gediz zehir saçıyor. Bu kapkara suyla çiftçilerimiz maalesef ürünlerini sulamak zorunda kalıyor. Hassasiyetinden dolayı ona önce teşekkür ederim. Bu saatte, bu sıcakta arkadaşlarını da rahatsız edip illa şu Gediz Nehri nedir, ne değildir bir gözümüzle görelim dediler. Ben de iştahla, şevkle gidelim Sayın Vekilim. Ben artık bıktım. Bu saatten sonra Gediz diye bir şey anmayacaktım. Ama sizlerin uyarılığınız beni tekrar bu şevki aldırdı. Gördüğünüz yoldan gelirken de
çiftçilerin sunacak olduğu kanalı da, inekleri de gördünüz orada. Bu pis suyu içecek, bu pis su bizim soframıza gelecek, süt olarak gelecek, et olarak gelecek. Ondan sonra biz hijyenden bahsedeceğiz, biz ondan sonra hastalıktan bahsedeceğiz, biz ondan sonra vebadan bahsedeceğiz. Onu bırakın, bu suyun pisliğinden dolayı güya çevreciler ayağa kalkarmış. Ben bazı yerlere temasa geçtim. Bunlardan bir tanesi Devlet Su İşleri. Salihli'den muhtar arkadaşların nezdinde. Dediler ki bize, biz Gediz'den göle su basarsak çevreciler bizi şey alır, tepki gösterir. Öyleyse siz o zaman çevreciler onu göreceğine, Salihli'den gelen lağım sularını görsünler. Çevreciler onu göreceğine, Alaşehir'den gelen, Sarıgöl'den gelen o pis suları görsünler. Çevreciler onu göreceğine, sanayi sitesinden gelen arıtılmamış suları görsünler. Ama kime oluyor bu? Kime oluyor bu? Biz çiftçilere oluyor. Yarım milyon çiftçi ailesi bu Gediz'den yararlanıyor. Bize bir sefere mahsus senede verecekleri biner lira parayla mı bakacaklar? Biz aç kalırsak bize kim bakacak? Hadi biz pandemi var, biz halka bakıyoruz, yetiştiriyoruz. Bize kim bakacak? Daha fazla söylemek isterdim ama.